Herkese merhabalar, selamlar, nasılsınız? Umarım hepiniz çok çok iyisinizdir. Bugün 15-21 Nisan haftalık kahve bakımınızı yorumlayacağım. Sevgili ikizler burçları güzel bir hafta olsun, hayırlısı uğurlusu olsun diyelim. Ney bu kadar sizi sıktıydı? Bu yeni bu olay değil bu arada. Önceden varmış, bakın şu kısımdan aktı. Yeni değil geçmişten gelen bir olay. Bir şey sürekli kafanıza mı kakılıyordu? Bir şey sürekli geçmişte bunu yapamamıştın. Gene yapamayacaksın. Yanlış seçim yapmıştın. Bak gene yanlış yapacaksın. Beni dinle. Bir daha işte hata yapma. Yani bakın geçmişte bir sıkıntı olmuş. Ya unutmamışsınız ya unutturmamışlar o hatayı. O sıkıntılı olayı. Her insan yanlış karar verebilir. Yanlış bir şey yapabilir. Ve sürekli bu önünüze gelmiş. Şimdi bu... 15-21 Nisan'da hissiyatıma göre söylüyorum. Bir karar alıyorsunuz. Hani bir şey olmuyor değil. Bir karar alıyorsunuz. Ya hani sürekli birisi size işte şunu yanlış evlilik yaptın, yanlış işte okul seçtin, yanlış bölüm seçtin, işte şöyle yaptın, böyle yaptın. Ya bu kişinin işte size önerileri varsa bu öneriler ışığında madem bana bunu söylüyorsun gel düzelt o zaman. Şimdi i̇şte, çok yedin kilo aldığın zaman bak veremiyorsun. Nasıl vereceğim? Söyle doktora mı gideyim? Diyet mi yapayım? Ne yapayım? Bana bunu söyle. Deyip karşı tarafın hani sizi yönetmesi değil de akıl veriyorsun. Gel uygulamama da yardım et. Para kazan para. Gel söyle nasıl yapacağımı anlat ben de yapayım. Diyebilirsiniz bu bir. Hani yanlış çıkarsa yönteme en azından dersiniz. Bak senin dediğin de doğru değil. Bu şekilde yapabilirsiniz. Bu bir. İkincisi arkadaşlar kendi bireysel olarak verdiğiniz bir karar var. Bazen insan kimsenin bir şey söylemesine gerek yok. Herkes der ki ya geçmişte kaldı bırak unut boş ver. Ama insan kendisinde arkadaşlar bir şeyleri unutamıyor. Şimdi yönetici gezegeniniz Merkür bir iletişimi getiriyor. Ve sadece insanlarla iletişimi değil geçmişle de iletişiminizi kestirtmiyor size koparttırmıyor. Haliyle de bu süreçte şöyle olabilir. Hani 15-21 Nisan için söylüyorum. Ya ben o zamanlar küçüktüm. Kafam basmıyordu. O an için öyle karar verdim. O an için bana çok doğru gelmişti. Ama bazen bir insanın bir gecede aldığı bir karar, bir lavaboya çıkıp girmesi bile ben lavaboda düşündüm, vazgeçtim. Bir duş alırken düşündüm, vazgeçtim diyebiliyor. Sizin de bakın bu 15-21 Nisan'da alacağınız çok önemli bir karar var. Çok anlık, çok hızlı aklınıza bir anda gelebilir ve şunu söyleyeyim çok hızlı bir şekilde uygulamaya koyabilirsiniz. Çünkü sonradan bir parça daha aktı. Muhtemelen araştırmalarınızın sonucunda ve çok kısıtlı bir süre var. Ya da ben daha fazla geç kalmak istemiyorum. Bir an önce bunu hani toparlamalıyım. Aslan gibi olmalıyım, çok güçlü olmalıyım. Bir an önce kendimi, hayatımı, işimi, gücümü ne varsa sıkıntı getirmiş olan sağlık mı? Kötü ilişkiler mi, kötü arkadaşlıklar mı? Bunları toparladığınız bir dönemdesiniz. Ve bakın halen bir melek gibi uçuyorsunuz. Hani böyle kanatlı melek bebek figürleri olur. Sanki böyle e, hiç fark etmez kız çocuk, erkek çocuk hep böyle elbisesi uzun görünen olur ya. Aynı onun gibi görünüyor ve bakar mısınız uçuyor sanki. Şöyle sağlı sollu kanatları var. Ve bir de iki rakamı çıkmış görüyor musunuz? Şimdi arkadaşlar bu hem ikili ilişkilerde dedim ya ben evet hissettim ve Hani şu içini bile açmadım sizlerle farkındaysanız. Çünkü karşınızda bir muhatap var. Size ya dalga geçiyor. Bakın bir şekilde sizi rahatsız eden çünkü bir insan var. Olay ayrı rahatsız ediyor. O kişinin size bir şeyler söylemesi size ayrı gıcık ediyor. Şimdi bu insanla dediğim gibi ya bireysel karar burada ya da bu kişiye size bir şeyler söyleyecek. Size onu uygulattıracak. Ben kendim zayıflayamıyorum. Sen söyle o zaman uygulattır bana diyebilirsiniz. Ben doğru iş yapamıyorum ilişkimde. Sen söyle ben uygulayayım diyebilirsiniz. Yani aklı direkt ondan alabilirsiniz. Bakalım onun verdiği akıl doğru mu işe yarıyor mu diyerekten. Şimdi bu kısmı zaten dışarıda anlattım ama aynısı birebir burada tekrardan var. İki rakamını görüyorsunuz karşınızda hep bir muhatap var bu bir. İkinci olarak da arkadaşlar şimdi bizim bu haftamızda ikili vakit var mı? Var. 20'si 21'i. En başta bu zaman çok önemli. Ama ondan sonra haşa net tarih vermek bana kalmamış. 20'siyle özellikle 29'u süresinceki zamanda ve toplam 2 aylık bir süreç içerisinde bence sizin haneyi, yuvayı, hayatınızı, işinizi, gücünüzü, yatırımlarınıza kadar inanılmaz etkileyecek bir karar alıyorsunuz. Bu da sizin sıkıntılarınızın, problemlerinizin böyle geri geri gitmesine, sıkıntının geçmişte kalmasına ve böylelikle de bakın şurada çok güzel bir kalp var farkında mısınız? O gömülmüş olan isteğiniz, aşkınız, yüreğinizden demek ki bir şeyler pırpır pır ediyor, çarpıyor. Bunları artık ortaya çıkarabiliyorsunuz ve olay yine kimde bitiyor? Olay gene sizde bitiyor arkadaşlar. Yani kim ne söylerse söylesin bir karar alıyorsunuz. Yani buna illaki bir isim koyamam. Çünkü bir yol var Bakın bir süreden beri düz gelmiş şimdi şahlanıyor. Ve size hem bir kapı açıyor hem de bir kağıt getirebilir. İster eğitim ister sözleşme deyin ister yatırım deyin kağıt paralar deyin hesaplar deyin. Hani boşanma kağıdı evlenirken verilen cüzdan sağlık kağıtları ya yani adına ne derseniz deyin yani hem kapı hem yol hem kağıt var. O yüzden hani bu süreç 15-21 hani enerjisi bile bambaşka bir hafta. Sağı da temiz, solu daha da temiz. Sol hep sizden böyle ister, alır, götürür, zorlar, sıkıştırır. Bunlar yok artık sol tarafta. Tam tersine diyor ki sen iyiden gelmişsin, sıkıntıya doğru gitmişsin. Hep de aynı çizgide devam etmişsin. Şimdi yukarıya çıkış zamanı. Baksana yol açıldı. Yolda gitmeniz çok çok önemli. Aklınıza gelen kararlar uygulamaya değer. Ve bakın aşağıdan yukarıya doğru merdiven şeklinde bir çıkış var. Şimdi devam ettiğimde böyle kocaman bir hilal var. Bence herkes görüyor. Buradasınız hilalin tam böyle ortasından ona bakın kollarınıza sarılmış bir haldesiniz. Hilal çok büyük başlangıçlar demektir. Hayatınıza ışık gelmesi ve hani denir ya ayın 14'ü gibi pırıl pırıl yani çok temiz, çok saf, çok iyi, çok güzel, çok hoş, arınmış, bebek gibi güzellikler yani bebek nedir? Günahsız, tatlı, yumuş yumuş yani yüzünüzü güldürür. Değil mi? O ağladığında bile bazen komiğinize girer gülersiniz. Yani o kadar tatlı. Hani ağlarken de sevimli, bağırırken de sevimli. Sizin de hayatınıza böyle bir güzellik geliyor ve çok büyük bir güzellik. Ve arkadaşlar iyisiyle kötüsüyle sarılıyorsunuz. Ve bu bir başlangıç dediğim gibi ve çok hızlı bir karar. Size de çok mantıklı geldiği için hemen bunu böyle bir e, uygulamaya koyma isteğiniz olabilir. Şimdi devam ettiğimde burayı zaten söylemiştim. Bir aslan gibisiniz, çok güçlendiğiniz bir dönem diyerekten. Evet. Devam edelim bakalım. Hadi niyetinizi tutun bu arada. Görüşmeler, görüşmeler çok hani düzey üstü. Hane üstü ama haneye bağlı bir konuşmanız var arkadaşlar. Birazdan 26'sı 25'i gibi biraz daha bence hareketlenecek bir konuşma bu. Ve eğilim gösteriliyor. Evet, olur, tamam ee, diyerek sağ taraftan bir eğilim durumu var. Kök zaten bakın yani dip kısımlar özellikle sağ tarafta. Güzel olacağını düşünerek hani adaletli iyi gelecek hani bize iyi gelir böyle yaparsan güzel olur diyerek hani desteklenilecek de bir durum var. Hem sizin için hem aile için söylüyorum bu kısmı. Şöyle bir bakalım. Böyle çok pişman pişman görmedim. Gelen giden olabilir ama ee, yani eh seviyorum. Dediğiniz insanlar gelip gelip gidebilir. İster iş yerinden olsun, ister böyle tanıdık olsun. Ee, gelip gidenleriniz olabilir ama çok böyle düşman var, kıskançlıktan ölüyorlar, geberiyorlar diyeceğim bir olan yok. Onu da söyleyeyim. İki tane güzel niyet var. Biri zaten aldı başını gitti arkadaşlar. Çok bakın düşünmeden ilerledi gördünüz mü? Sınırları yok. Bir diğeri de sanki bir gemi, geminin üzerinde de bakın bir bayrak var. Ama böyle hani şurası üçgen bayrak olur ya savaşlardaki gibi. Hani böyle aa pes ettiğinde böyle sallıyorlar bir tane üçgen gibi bir bayrak. Ama bu beyaz değil, içi boş değil, bu renkli. Demek ki pes etmiyorsunuz, ya devam ediyorsunuz ya da bayrağınızı dikiyorsunuz, kazandım diyorsunuz. İkisinden birisi ama pes etme gibi bir şey görmedim. Bu arada toplu, 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 işleriniz toplu, evrak toplu, kağıt toplu, paralar, çok böyle sayfa sayfa işler biraz bunlar gündeminizi de doldurabilir. Ki bu kağıtlar belki şu anda yazılıyor, oluşturuluyor, bir yerlerde basılıyor olabilir. Onu da söyleyeyim. Benim söyleyeceklerim de bu şekilde sizler için. Eğer hala kanalıma abone değilseniz abone olmayı, beğeni butonuna basmayı, güzel yorumlar yapmayı da unutmayınız. Kendinize çok çok iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.